Kardeşim de Gündem gazetesinde muhabir olarak çalışıyordu ve bir gün Siverek'te bir haber var diye Siverek'e gidip bir daha kendisinden haber alınmadı. Gerek valiliği gerekse Siverek kaymakamı hepsi de haberimiz yok, biz kimseyi gözaltına almadık diye şeyleri var yani, yazılı da sözlü beyanları var. Tabii daha sonra tanıklar da ortaya çıktı. Biz bu tanıkları savcıya da verdik. Nerede görüldü hepsini savcıya verdik. Ona rağmen savcılık harekete geçmedi. Yani hiçbir soruşturma yok. Görgü tanıklarına rağmen. Tabii dönemin Başbakanı Tansu Çiller'di. İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'dı. Bunlar da hep terör bitecek ya bitecek şeyine maskesiyle aslında Kürt halkı üzerine terör estirdiler. Yani daha sonra anlaşıldı ki aslında Tansu Çiller hükümeti bir terör hükümetiydi. Dönem evladını, kardeşini, çocuğunu kaybeden ilk önce soluğu haliyle adliyede alır. Adliye dilekçeler verilir. Varsa tanıklar hepsi yazılır. Ondan sonra ilden sorumlu valiyle görüşülür. Bunlardan hiçbirine ses çıkmayınca aileler İnsan Hakları Derneği'ne başvurmaya başladı. Orada tutanaklar tutuldu, görgü tanıkları, olayın tanıkları nedirse hepsi kayıt altına alındı. Daha sonra kayıplar bulunsun, failler yargılansın diye seri şekilde her cumartesi farkındalık yaratma adına her cumartesi bir kayıp hikayesi okunmaya başladı. Tabii bu 97-98 süreçlerinde bunu sürdürmek de mümkün değildi. Her alana müdahale ediliyordu. Yani sürekli hani polis müsaade etmiyordu basın açıklamalarına. Düzenli olarak 2000 yılından sonra tekrar iade genel merkezinin kararıyla çünkü büyük boyutta her yerde kayıp olayları yaşanıyordu. Yani Urfa'dan Van'a kadar, zaman zaman Mersin'den İstanbul'a kadar geniş çaplı bir kayıp, göz altında kayıp olayları vardı. Dolayısıyla iade de böyle bir karar aldı. Bu karara rağmen şimdi bahsettiğimiz olay Tansu Çiller, Mehmet Ağar döneminde gerçekleşti. Bu göz altında kayıplar olurken henüz AKP diye bir parti yoktu yani. Dolayısıyla devlette de bir doğumluk esastır. Ama Tansu Çiller hükümetinin sürdürdüğü baskı, yasakçı politikasının aynısını AKP de sürdürmeye çalıştı. Kayıplarla ilgili arama, hukuk arayışlarına AKP de elinden geldiği kadar engellemeye çalıştı. Nitekim en son Galatasaray Meydanı'nı da göz altında kaybedenlerle ilgili oturma eyleminin 700. haftasından sonra yasakladılar. Yani 2 yıl boyunca Galatasaray Meydanı'na çıkmayı engellediler. Oysa şikayetçi ettikleri konu Tansu Çiller ve onun o dönemde görev yapanlardı. Sanki kendisi o görevi yapmış gibi Tansu Çiller'i korudu, Tansu Çiller'i yanına aldı, Hizbullah görevlileri yanına aldı. Onlarla ilgili tutuklu olanları hepsine salıverildi. Ama öte yandan kayıplarla ilgili tanıklara rağmen, savcılara verilen ifadelere rağmen bu ifadeleri hepsini yok saydılar. Yani her şeyden önce biz aileler olarak şunu söylüyoruz. Yani annemin bir sözü var burada. Diyor ki madem öldürdünüz bari cenazemi verin, hiç olmazsa üzerinde dua edecek bir mezarımız olsun. Bizler de ihadeyle birlikte hep hukuk mücadelesi verdik. Yani Nazım'ın kaybedilmesiyle ilgili asla şöyle bir kana kan intikam alma gibi öyle bir düşüncemiz de asla oluşmadı. Bu toplumsal bir mücadeledir. Burada bir hak alma mücadelesi var. Burada karanlıkta kalan olayların aydınlanması, devletin hukuku içselleştirmesi, evrensel yasalara yönelmesi diye talepler var.
bu talebe karşılık da hep terörle mücadele ediyorumla cevap verilmiştir. Şimdi bunların terörle mücadele dediğini de irdelemek lazım. Bunlar hep terörle mücadele adı altında ülke kaynaklarını çetelerle paylaştığı da görünüyor. Hani milliyetçi, ezan, bayrak, din adı altına baktığımızda bu ülkenin aydın insanlarını, düşünen insanlarını katlediyorlar. Ülke yönetimini çetelere peşkeş çekiyorlar. Aslında biraz da boyut bu şekildir. Yani ülkeyi tamamıyla sömürgeleştirip, yeraltı, yerüstü kaynaklarını talan edip, bunu yaparken de kendine bir düşman bulmaz sürekli. Bu düşman da bazen Kürtler oluyor, bazen Aleviler oluyor, bazen bu ülkenin aydınları oluyor. Bazen düş güçler oluyor, böyle hayali bir düşman yaratarak mücadele ettiği izlenimi veriliyor. Aslında devletin artık ikinci bir yüzyıla girdik. Devlet, Cumhuriyet'in kuruluşu 1923, tarih 2023'ü de geride bıraktık. Yani yapılan bu yüzyıllık yapılanları, ırkçı, tekçi anlayışları, bu ülkeye neler kazandığını biraz göz muhasebesini yapması gerekiyor. Bu ülkede emekçiler kaybetti, Türkler de kaybetti. Bu ülkede çeteciler, dinle alakası olmayan tarikatlar kazandı. Yani o açıdan devletin onuru, haysiyeti de ayaklar altında, uluslararası alanda artık itibarı olmayan bir ülke konumuna gelmiş. Buna aşmanın yolu evrensel yasaları baş tacı edip hukuk normlarını esas alarak ülkeyi yeniden değişim dönüşüme uğraştırması ve aydın insanlarla bu ülkenin geleceğini yeniden rotasını belirlemesi gerekiyor.